baksana burada deniz anası var. Aa, bu deniz anası değil mi? Aa, merhaba deniz anası. Aa, Mumu. Efendim bak burada ben deniz anası buldum. Mumucuğum o deniz anası değil ki. Aa, peki ne bu? O poşet. Aa, poşetin denizde ne işi var? Poşetler denizde yüzmez ki. Evet Mumucuğum. İnsanlar bazen böyle poşetlerini ya da çöplerini denize atıyorlar. Aa, ama o zaman denizler kirlenir. Evet Mumucuğum ama bazı insanlar bunu bilmiyorlar. Aa, ama çok yazık. Lütfen çöpleri denize atmayalım. Sevgili seyirciler, Lütfen Artı Bir programına hoş geldiniz. Yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Gerçekten çok donanımlı iki konuğumuz var bugün. Heyecanlıyız. Sevgili Sevinç Erbulak ve emekli yönetmen, prodüktör. TRT'den evet emekli. Sevgili ve aynı zamanda gezgin. Sevgili evet. Hüseyin Başusta, siz de hoş geldiniz. Teşekkür efendim. Ederim. Hoş bulduk. Evet, Sevinç Hanım, şimdi sizin Instagram hesabınızla girdik. Siz hatırladınız mı paylaşımı? Evet. Evet, neyle ilgiliydi? Bir poşetle ilgili bir şeydi, evet. Plastik poşetiyle ilgili. Evet. Çok güzel bir paylaşım. İstiyorsanız anlatın. Ya benim arkadaşım yapıyor, onun böyle bir kuklası var. Ya ben yani mümkün olduğunca o hesabı bir şekilde farkında olduğum, insanların da farkında varmasını arzu ettiğim, dilediğim şeylerle bir donatmaya çalışıyorum. İşte deniz anası zannediyor ve o bilmiyorum hocam çok daha iyi cümleleyecektir. Yüzyıllarca, bin yıllarca doğadan tekrar geri almamamız durumunda yok olmayacak bir şey ve dünyaya çok hunharca davranıyoruz. O yüzden istiyorum ki bu tarz küçük minik, çünkü artık dünya çok evet. hızlandığı için kısa sürede anlamak istiyor. Şimdi bunu böyle yarım saat anlatsak kimse dinlemiyor. Bir de böyle doğru. bir renklenince. Çok anlamlı ve dikkat çekici bir paylaşım. Evet, özellikle teşekkür ederim. Çok değerli iki konuk sayıdan Hüseyin Bey'le ben ilk defa ben bir briketleme deneyleri yaptım ve onlar hala kullanılıyor bugün. Evet. İlk defa Hüseyin Bey beni TRT'de haberlere defalarca çıkardı ve sayıdan o dönemde, hava kirliliği döneminde tek başıma mücadele verdim. Haklı çıktım. Zaman içinde belli oldu. Hep uğraştılar benimle. O dönemde hep yanımdaydı. Çok değerli bir kişi. Ama bugün neler gördüm şaşkınlık içindeyim. Türkiye Gezginler Derneği'ne üye oldu. Büyük bir kazanç bizim için. 22 yıllık evet. bir derneğiz. Ayrıca kendisine teşekkür ederim. Bu geziyi konuşacağız. Ve eşine verdiği, Madalet Hanım'a verdiği değer için de ayrıca teşekkür ederim. Gelelim ona. Yıllardır Sevinç, 10 yıldır söylüyorum. Şu poşetler paralı olsun. Gidiyorum Palau Adası'na paralı. Palau Adası'na gidiyorsunuz. Oraya gittin mi gitmedin. Palau Adası'na gidiyorsun. Sizden 100 dolar. Diyorlar ki biz sizden vergi alıyoruz. Çünkü ülkemize geliyorsunuz. Kileteceksiniz. Eminiz kileteceğinizden. 100 dolara verin diyorlar. Palau bunu yapıyor. Hocam bir saplama yapayım size. Çok doğru. Ekvatordan geçerken işte çocukça bir şey böyle pet şişeye plastik bir kartım vardı. Onu koydum attım denize. Facebook'ta paylaştım bunu. Yoğun bir tepki geldi. Dediler ki tabii. Bu özellikle balinalar bu tabii. pet şişeleri yutuyorlarmış. Tabii. Tabii. Sonra işte ondan vazgeçtim. İkinci geçimizde şişe atmıştım ekvatorda. O nedenle hocamı destekliyorum. Bu pet şişeleri denizlere atmamak lazım. İkincisi bu Almanya'da yıllardır poşet işi yok. Bez. Değil mi hocam? Evet. Bez tabii. Hayır, gerçi, kutuları doldurup götürüyoruz. Evet, o şey bir de şeyler var, otomatlar var artık. Ona hani doğru. depozito alıyorlar. Ayrıca Almanya'da paralı. Depozito alıyorlar işte. Aha, ondan sonra otomatlara atıyorsunuz. Ama ona para öğrenmek için şeylerle... hocam gidiyor çantasıyla. Evet. Onu o denk edemiyordur da işte. Evet. bir şey diyor ve kendi evet. Bu arada biz Sevinç Erbulak'a işte cıvıl cıvıl konuşmasıyla biliriz. Ben çok bayılırım konuşmasına. Sadece oyuncu kimliğiyle değil... bir de hayvan sever kimliği de var ve ayrıca da yazar kimliği de var. Bir kitabı vardı. Şimdi yeni bir kitap daha çıkmış. Evet. İsmi neydi bakalım? Artık Aranmayanlar Gezegeni. Evet. Şu anda görüyoruz ekranda. Aa, güzel. Çok güzel. Yeni çıkmış. Hayırlı çok hoş, olsun. Kapağı da çok güzel. Konu, teşekkür ederim. Konuyu hangi konudan konu... bahsediyorsunuz orada? Yeni bir gezegen yarattım hocam. Çünkü insanlar çok kötü davranıyor. Bu insansız bir gezegen. Ama siz seveceksiniz. Çünkü en büyük
hasarı insan bırakıyor dünyada. O kesin, o kesin. Konuyu anlatabilmeme imkan yok ama işte aynen söylediğim gibi hocama da. Bu bir gezegen ve buraya bir zamanlar bir bütünün bir parçası olan küçük eksikler gidiyor. Yani kaybettiğimizin farkına bile varmadığımız, işte küpemizin ucu, kolyemizin kenarı gibi, yani böyle onlar canlı bu dünyada. Onlar böyle yürüye artık içinde insan olmayan bu gezegene varıyorlar ve orada başlarından bir şeyler. Çok ilginç geçiyor. İlginç bir konu. Evet. Özellikle ben de hemen söyleyeyim. Yıllar önce ben matematik kitabı yazmaya karar verdim. Dedim ki matematik kitabı böyle bildiğimiz klasik matematik kitabı olmasın. Evet. İçinde karikatürler olsun. İçinde böyle matematikçilerin hayatları olsun. Sonra kocaman olsun. İnsanlar için matematik hep korkuttuk insanları. Abi matematik dünyanın en güzel şeyidir. Fakat hep matematik insanlara korkulu rüya oldu. Matematiği iyi olursa dedim insanın yaşamı değişir. Müzik de girişleri çıkışları matematiktir, resim boyutlarıyla, edebiyat cümle kuruluşu, oyunculuk da matematik. Öyle. Neyse uzatmayayım. İlk de önce babana gittim. O zaman Mecidiyeköy'ünün arka sokaklarında oturuyordunuz. Evet. Orada, hala orada mısınız bilmiyorum. Değiliz. O zaman oraya gittim. Dedim ki Altan Bey ne olur bana bir karikatür yapın dedim. Niye dedi? Dedim matematik kitabım da olsun dedim. Bana sağ olsun özel bir karikatür yaptı. Ve ben onu matematik kitabına koydum ve çok beğenildi. Bu matematiğin sevgisiyle ilgili. Onu şimdi biraz sonra göstereceğiz. Kendisini burada sevgiyle anıyorum. Çok ayrıca Hüseyin Bey'in de onunla ilgili bir anısı var. İstiyorsan hemen oraya geçelim. Evet olur. Benim için çok çok önemli bir anısı var. Hatta Sevinç Hanım'a bir hatıra getirdim. Onu görelim şimdi. Bu bölümde şu anda stüdyomuzda konuklarımız var. Önce sizlere Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Oğuz Tosun'u tanıtayım. Hemen yanımda oturuyor ve gene stüdyonun içerisinde Pertemniyel Lisesi'nin son sınıf öğrencileri var. Son sınıf öğrencileri bizlere sorular soracaklar. Yani bizlere derken hocamıza sorular soracaklar. Hocamız da onları cevaplayacak. Fakat daha önce sizlere Sayın Doçent Doktor Oğuz Tosun'un kimliği hakkında bazı şeyler okumak istiyorum. Doçent Doktor Oğuz Tosun, 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oluyor. Bilgisayar Dünyası programı. Evet, siz yapımcılığını yapmışsınız. Sizin babanız... rahmetli, Allah rahmet eylesin, sevgili Altan Erbulak da sunuculuğunu üstlenmişti. Güzel bir sürpriz oldu değil mi? Evet. Sevinç Hanım, sizin haberiniz yoktu bundan. Yani daha ya bilgisayar da... yoktu. Evet. Yani şöyle yoktu. Evlerde yoktu. Şu anda babamdan gözümü alamıyorum. Bizim evde işte Commodore, Sinclair, telsiz, fax, bir şey falan. Şey programında çiziyordu, PowerPoint'te, yani gazeteye gitmiyordu. PowerPoint'te çiziyordu, gazeteye fax çekiyordu karikatürü. Yani tamamen bu teknolojik olsun, yani normalde karikatür yani. İşte eliyle çizer insan. Orada çizip faxa yolluyordu ve bir gün bana demiştik, yani böyle 80'li yıllar ama, yani 81'de falan. 88. Yok, bana söylediği zaman. Sevinç, bilgisayar ne zaman çıktı? Yani bu çok önce Commodore çıktı da falan. Bize gelen, bizim tanıştığımız 1988. Yani belki de bizim evde mesela 85-86'larda vardı. Sizde Commodore vardı. Yok, Commodore'un karşısı Sinclair'di. Sinclair'in altı telsizdi. Benim telsiz kodum Uzay Kızı'ydı. Break arkadaş arıyorum. Ben Uzay Kızı diye. Babam böyle doğru, telsizi falan kendisi çatıya dama çıkıyordu. Biz böyle annemle çalışma odasından oldu mu diye aşağı bağırıyor filan yani. Çok gerçekten okul çok... arkadaşlarınız bile onları görmeye geliyormuş değil mi? Öyle tabii geliyorlar yani. Bana şey demişti, lafınızı kestim pardon. Sevinç, bu alet çok ilerleyecek. Şimdi ben nereye kadar gidebileceğini bilmiyorum ama çok ilerleyecek ve o zamanlar böyle maç hasta Galatasaraylı olduğu için bir 84 İspanya kupası bir şeye gitmişti. Birbirimizi ancak şöyle arayabiliyorduk, yani bir yere arıyoruz, santral. Telefonumu bırakıyorum ve babam işte 2-3 saat sonra falan evi arıyor. Yani bizi bağlıyorlar daha doğrusu. Tabii ki iletişim bu hızda. Ya bir gün demişti bu deli aletler öyle bir ilerleyecek ki ben böyle İspanya'ya Galatasaray'ın bir maçına muhtemelen hep Galatasaray'ın maçına yani. Galatasaray'ın maçına gittiğimde sen oturacaksın bilgisayarın başına. Ben de İspanya'da bilgisayarımın başına oturacağım. Ve biz birbirimizi görerek konuşacağız demişti. Yani FaceTime demek istiyor veya işte ne. Ben de böyle o kadar saçmaydı ki bu.
yapma baba ya gibi ve saçmalama baba demiştim. Saçmalamamış. Büyük bir öngörüye sahip. Göremedi ama yani. Bu dediğin 1988 yılında evet. Sayın Hocam. Bu hükümet politikası olarak geldi. O zamanki Genel Müdürüm Tunca Tosgöy Rahmet Özal da bu işleri çok meraklıydı. Demiş ki bu bilgisayarı tanıtalım toplumumuza. Hatta bir tarihte Erzurum'dan birisi dedi ki bana, o tarihte ben dedi bilgisayar diplomam var dedi. Abi nasıl oluyor o zaman bilgisayar vardı Erzurumlu. Dedi ki yok biz onu izafe aldık, bilgisayarı hiç görmedik dedi. 1988'de sonra işte Tunca Bey'e talimat veriyor Özal. Sonra ben de radyo prodüktörüydüm, televizyonu geçmiştim 88'de. Atam Ayakçalı bana o görevi verdi, bunun yapımcılığını. Orta Doğu Üniversitesi, pardon, Boğaziçi Üniversitesi ile konuştum. Sonra İTÜ ile konuştum. Eşref Adalı profesör. Gayet tanırsınız iyi tanırım, hocam. Gayet iyi tanırım. Sonra Eşref Bey bana dedi ki ya Hüseyin dedi bu herkesin yapacağı bir iş değil. Karikatürünü görüyoruz herhalde. Altan Erbulak Bey var dedi bu konuda olağanüstü. Onu davet edelim, sunucu olsun o. Sanki ona bilgisayar öğretiyormuşuz gibi yapalım dedi ve... Halbuki biliyor değil mi? Olağanüstü konuya hakimdi. Hatta hocalarım bile ona sordu, onunla anlar olurdu. Bunları şimdi acaba Altan Erbulak'tan dinleyelim mi? Hadi kendi ya. Sesinden. Dinleyelim. Hadi bakalım. Merhabalar, bir bilgisayar programında daha yine birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Karşımızda bugün bir konuğumuz var. Telefonun diğer ucunda Türkiye'de birçok kişinin birçok değişik nitelikleriyle tanıdığı bir konuğumuz... Altan Erbulak, geçen cumartesi günü belki birçoğunuz televizyonda Altan Erbulak'ın hazırladığı bilgisayar programını, bilgisayar dünyasından programını izlemişsinizdir. Şimdi karşımızda Altan Erbulak. Sayın Erbulak, bu cumartesi günü yayınlanan ilk program ve daha sonra yayınlanacak programlar, Türkiye'de bilgisayar konusundaki gelişmeler bugünün konusu. Ne hedefliyorsunuz bu programla, bu programlarla? Öncelikle... Bilgisayarın çağımızın olgusu olduğunu amaçlıyoruz bir. Yani çağımızda bilgisayar diye bir olay var. Bu bilgisayar sanırım ki 10 yıl içerisinde bütün alanlarda kendini gösterecek ve bilgisayarı bilmeyen, daha doğrusu bilgisayar kullanmasını bilmeyen insanların gerçekten yaşamaları zorlaşacak gibi geliyor bana. Ama bilgisayar o kadar kolay bir makine ki bunu herkesin öğreneceğine inanıyorum. Korkmamalarını sağlamak, bilgisayarın bir telefon gibi olduğunu, bilgisayarın bir kapı tokmağı gibi olduğunu insanlara ve isteyenlere öğretmek amacındayız. Nasıl görüyorsunuz siz Türkiye'de bilgisayarın geleceğini? Biz öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bilgisayar olayında Türkiye ilk kez diğer Avrupa ülkelerinden geç kalmamış durumda. Yani hemen hemen bu olgunun çıktığı günlerden itibaren bilgisayar Türkiye'ye girmiş. Örneğin 1954-55 yıllarında karayolları ilk kez kullanmaya başlamış bilgisayarı. Demek ki biz de Batı dünyasıyla birlikte bilgisayarı kullanmaya başlamışız. Fakat yaygınlaşması için bir 20 yıl geçmesi gerekmiş. Bu 20 yıl içerisinde gerçekten öncelikle çok korkulmuş bilgisayarda. Yani program yapma konusunda, dil bilme konusunda, dil derken de bilgisayar dilinden söz ediyorum. Fakat sonradan bunu başka insanların yapacağını, fakat genel olarak bütün insanların bilgisayarı kullanmalarının son derece kolay olduğunu öğrenmişler ama tabii televizyon gibi çok geniş insanlara seslenebilen bir araçtan duymadıkları için gene o korku sürmüş. Bu korkuyu sanıyorum ki 26 program sürecek olan bu bilgisayar dünyası programında hem kolaylıkla üstlerinden atacaklar hem de bilgisayarın gerçekten çok kolay bir şey olduğunu öğrenecekler. Onları işte Altan da kullanıyor esprisine girip artık korkmamaları gerektiğini anlatıyor. Evet, bilgisayar dünyası programı ilk bilgisayar programlı bir tabii, şey konulu bir şey mi oldu? Tabii o zaman ilk bilgisayar dünyası programı ilk evet, zaten ilk. Zaman bilgisayar zaten falan da var mı şu anda öyle bir şey? Nasıl? Bilgisayarla ilgili ya da teknolojiyle ilgili şeyler oluyor programlar. Sayısız var ama düşünelim ki o zaman hiç Microsoft yok, hiçbir şey Windows yok, yok basit bir takım programlar var. Evet. Olağanüstü zor ve bilmek gereken bir program. Bu arada diğer yapımcı arkadaşım Kemal Erastan'a ve yönetmeni Davir Yardımcı'na teşekkür ediyorum. Efendim o zaman hoca derdi ki bugün çekim yapacağız. Altan abi de gelirdi rahmetli. Kapıda odacı bekletirdik. Ya o zaman öyle odacı adeti vardı taşımak için. Bir bilgisayarla klavyesi bir aracın bagajını anca sığardı. Doğru tabii.
Tabii. Bu kadar değil mi? Büyüktü. Şimdi gittikçe ufalıyor her şey. Evet, her yerde. Biraz gezginliğe evet. Geçelim mi? Geçelim. Tamam hadi geçelim. Efendim gezgin kendi serüveninin kahramanıdır. Gezgin bilgi taşıyıcıdır. Gezgin doğayı sever, barışçıldır. Gezgin bulunduğu ortamı ciddi olarak tanımak ister. Gezgin farklı dillerin, dinlerin, geleneklerin, şarkıların, danslardan, ritüellerden, motiflerden, sokak oyunlarından ve mektup kültüründen zevk alır. Gezgin, kertenkele gibi güneşe karşı yatmaktan, içki masasında sarhoşları dinlemekten, lüks bir lokantada uzun uzun yemek yemekten hoşlanma. Devam ediyor, okumayayım çok uzun. Evet. Siz nerede aklınıza geldi böyle bir yola çıkma tutkusu? Evet, dünya gibi. Turu. Hocam. Evet. Şimdi... Çıktı harita. World Cruise. 2017'de gerçekleştirildi. Hadi bakalım. Muazzam bir şey bu. Ben duymamıştım. 4 ay sürmüş değil mi? Hocam o ben size hem anlatayım vakit kazanalım. Evet. Hocam şimdi zaten televizyoncu olunca normal olarak işin gezmesi. Samavya'ya gittiniz oraya gittim ben. Türkiye'yi belki 3 kere Dağtepe gezmiş görmüş evet. Biriyim. Fakat emekliliğim yaklaşınca bir gün hanım bana dedi ki Madeli ya sen 40 yıldır televizyonda çalışıyorsun. Artık bu saatten sonra gençlerinizi yerinize gençlere bırakın. Zaten senin de bu saatten sonra bir faydan olmaz. Sen dedi emekliliğini iste, seni dünya turuna götüreyim dedi. Ya muhteşem. Ben dünya turunun küresini mi görmemiş hocam? Görmemişim. Ya dedim şaka mı söylüyorsun dedim. Ciddiyim dedi. Peki dedim hemen A4'e yazdım emekli dilekçemi. Verdim. Sonra hemen son bir kabin kalmıştı. Biz yazıldık ve 2017'nin Ocak ayında San Francisco'dan gemiye bindik. Tabii gemi işi hocam mesela insan düşün mesela şu küreyi göstereyim evet. Size. Bu küreyi niye aldık? San Francisco'dan gemiye bindik. Yeni Zelanda'ya geldiğimizde artık mekan kavramımız kayboldu. Dünyanın neresinde? Zaman size bir evet. Konferanslar vermiyorlar mı? Veriyorlar tabii. Şeyde gemide toplayıp veriyorlardır muhakkak. Ama bizim kafamız karışıyor. Evet. Biz her gün bir bakalım. Yerdesiniz, farklı bir yerde uyanıyorsunuz. Her gece bir limanda uyanıyorsunuz. Ay, o çok değişik bir duygu. Bakıyorum şu anda. Sonra Avustralya'da bu küreyi zorla satın aldık. Hmm. Şimdi bakıyoruz mesela dünyanın altına iniyorsun, tekrar çıkıyorsun, Pasifik adaları. Hiç unutmuyorum hocam. San Francisco'dan tabii hava ile San Francisco yaklaşık 15 gün sürüyor gece gündüz. Okyanusların geceleri çok kötü. Hani minderiz yıldırmak için söylemiyorum. En az uçak kadar garantili gemiler de tam insanoğlu ürküyor değil mi? Doğal olarak karanlıktan korkuyor. Evet. Oralarında gecesi çok kötü. Bazı geceler çok güzel. Mesela 8 tane şimşeğin aynı anda çaktığını gördük. Bizim hanım uzun süre pilotluk, paraşüt ve planör kullandığı için o iyice Aladağ'dan serin duruyor. Sonra artık dedim herhalde bu deniz bitti. Bir dalga metresini hatırlamıyorum. Hocam Allah razı olsun uzak doğu kaptanını aradım. Hocam dedim bizim daha yolumuz çok. Gidici miyiz kalıcı mıyız şu haritalara bir bakar mısınız dedim. Artık pilim bitti. O kadar dalga var ki karanlık. Sağ olsun o onların daha sonraları görebilen cihazları var. Dedi ki Hüseyin bir saat daha katlan. Bitiyor. Sonra düze çıkacaksın dedi ve bir saat sonra normale döndü. Peki gemi yönetimi size bilgi vermiyor mu? Veriyordur. Veriyor. Hocam gece yarısı kime soracaksın? 2'de 3'te. Hocam nöbetçi yok. Kulübeye çıkın. Onların kaptan köşküne sorun. Hocam işte onu ancak yaşayan biliyor. Evet. Yani zaten, cevap zaten haber vermek zorunda değil mi? Bilgilendirmeler şey lazım. Onlar gayet normal diyordur ama yine de insan korkar. Yani onlar alışkın diyor, olmuyorsa var bunda değil mi? Diyor. Ama sonra bizde al mesela Hint Okyanusu'nu hocam belki bir Hint Okyanusu Sarı ve Çin Denizi'nde dalga daha büyük ama biz hiç oralı olmadık. Pasifik Denizi çalkantılı biraz makine gibi çalkalıyor. Ama yeni gemiyle alıştığın için mesela biz Kuzey Kutbu'nun hiç öyle bir sıkıntı çekmedik. Dolayısıyla Sayın Hocam tabii bunları anlatırken bundan sonra gezgin olacak insanların da moralini bozmak istemem. Ama gerçekten gemi olağanüstü güvenlikli, rahat,
7 yıldızlı otel gibi zaten kabinleri de ona göre. İki de bir bavul toplamak yok. Evet. Bir giriyorsun ama kıyını küçük turlarda yapabilirler. Evet. Alıştırmak için. Mesela kıyılardan dolaşıp küçük şeyler de var. İleriki okyanusu geçmek şart şöyle, değil. Şöyle insanların yanıldığı bir nokta var hocam. Onu bilgi için arz ediyorum. Küçük denizlerde dalga daha çok oluyor. Hmm. Mesela insanlar ilk turlarını Akdeniz'de yapıyorlar. Mutsuz oluyorlar. Akdeniz dalgalı iç deniz yani. İç denizler, yani direkt tabii. Büyük tura mı gittik, okyanusu direkt geçelim diyor. Direkt okyanusu açılsınlar. Zaten bakın Christoph Kolomb'un bir lafını okuyayım mı size? Tabii buyurun. Buraya yazdım. Ne diyor? Bu da sizin turu gezi notlarınız. Kıyıyı gözden kaybetme cesaretini bulana kadar okyanusu asla aşamazsınız. Önce kıyıdan uzaklaşmayı göze alacaksınız. Sonra okyanus ve deniz aşabilirsiniz. Cesaret ister. Ve insanoğlu her zaman bir teselli buluyor Ayşe Hanım. En çok şeyimiz neydi biliyor musun? Tesellimiz okyanusta. Kuş görmek. Karaya... Kuşu gördü mü diyorsun? Ha tamam ya rahat. Karaya yakın diye. Yüzer giderim. Reklam arası vermeden önce şu kitapları bir gösterelim. Ya bu da bir harika. Onu reklamdan sonraya bırakayım, o sürpriz tamam. Olsun. Tamam. Şu anda evet kaç... Günlük program notları. Bunları bir gösterelim bakalım. Bütün her şeyi not almıştır. Harika, o el yazı, harika yani. El yazıları. O kadar el orijinal ki görebiliyor muyuz? El yazıları. Efendim şunu arz edeyim uygun görürseniz. Bunu herkese tavsiye ediyoruz. İmza günleri o kadar olacak, güzel not ileride. Almış ki. Hocam şöyle şimdi 4 aylık bir dünya turunun hazırlığı en az 5 ay sürüyor. Çünkü bunun vizeleri var. Bu kitabın hazırlanması evet. Var. Çünkü ne diyorlar? Savaş bile masada kazanılır. Doğru. Ben yıllarca televizyon prodüktörlüğü yaptığım için bizim genç yöneticilerle, yönetmenlerle şöyle anlaşırdım. Masa hazırlığı olmadan hiçbir program yapamazsın. Doğru. Önce masa başı hazırlığı. Ben de buradan alışkanlıktan dolayı her seyahat öncesi onun böyle bir kitapçığını hazırlıyordum. Yani nereye gideceğiz, onun özellikleri nelerdir? Orada not tutmam gerekiyor. İnsanoğlu her şeyi unutuyor. Hele bir ara. Doğru, evet. Dünü unutuyorsun ama tek kalan mesela orada görüyorum. Yazmışım işte bugün hava çok sisli korktum demişiz. Evet. Eşimin tansiyonu düştü onu yazmışım. Ne kadar güzel. Ama onu da zaman ayırmak lazım yazmak tabii. için. Evet, ben zaten bunu ön hazırlık yapmayalım. Ben de bir Gezi Hanım'ı anlatmak istiyorum çok kısa. Şimdi ben üniversite birinci sınıftayım. O zamanlar Kıbrıs, tabii Kıbrıs daha o zaman parçalanmamış durumda. Ve arkadaşımla Atina'ya gittik. Atina'da ben hatta bir öğrenci yurdundum. Neyse oradan bir şilebe bindik. Paramız ona yetti. İsrail'e gidiyoruz. Arkadaşımla Musevi İsrail'de nişanlısına gidiyoruz. Ve uçak gemide Kıbrıs'ta vuruyor. Bir dalga. Onlar beni çok tuttu. Ondan sonra zaten Şilebin'de fazla bir lüksü yok. Ve devamlı çıkarıyorum. Demiş ki en sonunda kaptan ben demiş helikopter çağırıyorum. Bu ölecek demiş. Başıma dert olur. Ben bunu karaya çıkartıyorum demiş. Yani ben bir süre alamam demiş. Şimdi parayı nasıl ödeyeceğiz helikopter parasını onu düşünüyoruz. Bu arada bir adam geldi hiç unutmam. Dedi ki ben sizi kurtarırım dedi. İlaçlar falan hiçbir şey fark etmiyor. İlaçlar, iğneler falan. Deniz suyu içtim. Görmüş müydünüz bunu? Denizden aldı bir kovayla su içti. İç bunu dedi. Deniz suyu içtim ve iyileştim. Aa. Bu şey iyi mi geliyormuş? Mide bulandı. Zehir yapmış herhalde. Çok enteresan. Ya, bence siz alışmışsınızdır hocam. Vallahi deniz suyu ya. Ben bilmiyorum bizi dinleyenler için aklınız olsun. O zaman madem öyle bir şey varsa denizin tuzlu olduğu için deniz suyu için. İçiniz gemide söylemediler mi bunu? Aşı gibi belki. Hiç söylemediler evet. Ben hiç duymadım. Kova kova su var alır yukarı. Doğru. Evet küçük bir reklam arası veriyoruz. Sonra devam edeceğiz konuşmaya.